Süleyman Özışık, Atatürk uzaylı mıydı? Cumhuriyet balosunda gözümün önüne hep Atatürk gelir. Ya fraklı ya da smokinli, gözümün önünden gitmeyen bir kahraman. Zaman zaman uzaydan geldiğini de düşünürüm çünkü benzeri dahi gelmedi. Şaşırdığınızı biliyorum ama sakin olun. Bu tuhaf sözler bana değil, 87 yaşındaki ünlü sanatçı Gülriz Sururi'ye ait. Hatırlar mısınız bilmem bu hanımefendi daha önce de Atatürk'e olan hayranlığını anlatırken Nutuk'un dünyaya inen son kitap olduğunu söylemişti. Nutuk'a yazının sonlarına doğru değineceğim ama izin verirseniz şu uzaylı meselesine biraz değinmek istiyor ve bodoslama soruyorum. Lan hani bu adam çocukken dayısının çiftliğinde karga kovalamıştı? Selanik Melanik dümen miydi yoksa? Lan yoksa bizi yıllardır keklediniz mi be vicdansızlar? Zübeyde Hanım Uranüs'te doğururken uzay boşluğundan mı düşürdü bu çocuğu? Yahu biz şimdi Yılmaz Özdil'e ne diyeceğiz? Yıllardır Atatürk'ün içtiği rakıyla övünüp duruyordu. Ufo gören masum köylüden sonra rakı içen uzaylı hikayesine nasıl inandıracağız adamı? İşin yoksa senin atan bir uzaylıymış yavrum diye adamı ikna et şimdi. Lan yoksa... Yoksa Atatürk'e Atam diyen kemalist CHP'liler de mi aynı gezegenden? Yıllardır Atatürk'ün siluetini dağda görüp ağlamaları bundan mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu da mı? Vallahi olur mu olur? Yıllardır ülkeyi bölünme ve yıkılma pahasına ele geçirme çabalarının başka bir nedeni olamaz ki. içimizden biri çıkıp bir cisim yaklaşıyor efendim diye uyarmadığı için farkına varamamışız değil mi? Kılıçdaroğlu bizden aldığı bilgileri dış güçlere ilettiğine göre dış güçler NASA'ya, NASA uzaya, vay anasına. Şimdi Türklerin 90 yıldır neden uzaya gidemediği daha iyi anlaşılıyor. Kusura bakmayın basit ve uçuk sözler ettim farkındayım ancak Gülriz Sururi ve onun gibiler de anlayabilsin diye onların zeka seviyesine göre yazdım. Onun gibiler diyorum çünkü Kemalistin 87 yaş halidir Gülriz Sururi. Kılları kadayıf olmuş pek çok Kemalist onun gibi düşünüyor ömrünün son demlerinde. Geç karşısına doğru söylüyorsun Atatürk saman yolundan geldi yere inerken gördüm üzerinde saman kırıntıları vardı de inanmazsa ben de ne olayım. Yemin ediyorum Atatürk vakti zamanında bu tipleri görse, devlet içlerine hiç bulaşmazdı. Bunlar için ülke kurup ülke kurtarmaya değmez diyerek arkasına bakmadan kaçıp giderdi. Hepsini alıp doktora götürsen, Maldorudas kepojer mi teşhisi koyar. Türkçesi beyin kepçiklemesi oluyor. Çünkü bu tür uzaylı yorumlarını ancak organları yer değiştirenler yapabilir. Hani birine tır çarpsa, boku burnundan çıkar o derece yani. Sonunda gelecekleri nokta bu olacaktı zaten. İnançla ideolojiyi karıştıracak kadar zelil hale geldiklerine göre artık iflah olmazlar. Atatürk dönüp gelse bunlara emanet etsen huzur evine bırakıp kaçarlar. Ama kimi nemalanmak için, kimi gündeme gelmek için, kimi ise zırvaladığının farkında olmadan metiyeler dizip duruyor. Özetle Atatürk'ün uzaydan geldiğini zaman zaman düşünürüm. Nutuk da indirilen son kitaptır diyen Gülriz Sururi Hanımefendi için söylenecek şey şudur. İngiliz lordları o dönemde ne giyiyordu ise Atatürk de onu giydi. Uzayı falan karıştırmayın hanımefendi. Doğrusunu söylemek gerekirse büyük komutandı. Yedi düvelin yapamadığını yaptı Osmanlı'ya. Uzaylılar istila etse onun başardığı mucizeyi başaramazdı. Nutuk kısmına gelince, bakın orada haklısınız işte. Zaten öteki alemde de sorular genelde nutuktan geliyor. İlk soruyu boş bırakın, ikinci soruya Atatürk, üçüncü soruya nutuk cevabı verince büyük ödülü kapıyorsunuz. Sahi aklıma gelmişken sormadan edemeyeceğim. Siz gökten indiğine inandığınız dogmalarla ülkenin yönetileceğine ne zaman inanmaya başladınız kuzum? Süleyman Özışık, internethaber.com